Türkiye'nin yakın tarihi. 19. yüzyılda modernleşen ve medeniyet çizgisini değiştiren tane imparatorluk vardır. Osmanlı, Rusya ve İran. Uzaktaki Japonya'yı bu coğrafya çevrenin dışında kendine özgün şartlarıyla değerlendirmeye almamız doğru olmaz. Hem de bu dalın uzmanı değiliz. Bunlardan Rusya Hristiyan dünyanın parçası olmasına rağmen Batı tarafından Bizans ve doğulu olarak görülmüştür. Rusya 18. yüzyıldan beri (parantez içinde) ve mutlaka çok daha evvelinden batı medeniyetini benimsemiş ve bir asır sonra bu medeniyetin ana unsurlarından biri haline gelmiştir. Tüm bu gelişmelere rağmen Rusya ile Batı arasındaki gerilim sona ermemiştir. İki asırlık anayasa tecrübemiz Anayasalar siyasi bir kuruluş olan devletin ana örgütlenmesindeki doktrin ve ilkelerin yansıdığı belgelerdir. Belgelerden söz ettik ama belge halinde ortaya çıkmayan anayasal sistemler de vardır. Yeryüzünün en eski ve en mükemmel yeryüzünün en eski ve mükemmel demokrasisi Britanya için anayasa belgesinden söz edemeyiz. Fakat mükemmel işleyen bir anayasal mekanizması vardır. Bazı bükülmez kural ve kurumlar bir parlamento kararına hatta hükümdarlık ile meclis arasındaki bir sözleşmeye bile dayanmaz.'' Tarihin akışı içinde oluşan adetler ve karşılıklı kabul edilen davranışlardır. Amerikan devriminin ve Fransız ihtilalcilerinin beyanname ve sözleşmeleri çarpıcı anayasal belgelerdir. Hele Amerikan anayasası değişikliklerin ancak eklerine konduğu orijinaline el sürülmeyen bir belgedir. Fransız anayasası kaç defa değişti, ruhunun aynı kaldığı iddia ediliyor, öyle mi? Anayasaların toplumu ileriye götüren, öncülük eden belgeler mi yoksa o toplumun düzeyini yansıtan yapılanmalar mı olması gerekir? Bu tartışılır. Sovyetler Birliği Anayasası komünizm yolunda ilerleyen bir toplumun o andaki durumunu ve yapılanmasını yansıtan bir belgeydi.